Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hep beraber böğürtlen reçeli yapacağız. Bundan önceki böğürtlen ve kiren toplanma videonu izlediyseniz zaten nasıl topladığımızı falan görürsünüz. Orada sohbet muhabbeti güzeldi. Bizim elimizde 1,5 kilogram böğürtlen var. Okay. 1,5 kilo. 1,5 kilo ya blackberry liar. Burada birebir 1,5 kilo böğürtlen varsa 1,5 kilo şey koyacaksınız, şeker. Anladım. 1 yemek kaşığı limon, 1 yemek kaşığı da tereyağı. Anladım. Ini lemon, ini butter ya guys. Ini 1 kilo gula. Heh. Biz fazla şekerli olması istemediğimiz için 1 kilo koyacağız, 1,5 kiloya. Üzerine ekleyip bir gece bunu dolapta bekleteceğiz. Anladım. Bu sonra kaynaması. Bunlar sonra. Anladım. Şimdi arkadaşlar bir gün bu beklesin. Yarın hep beraber bakalım nasıl olacak. Tamam. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Böğürtlenlerimizi bir gün dolapta beklettik. Şekere basıp da. Yani isterseniz örnek veriyorum böğürtlen, şeker, böğürtlen, reçel, şeker şeklinde koyabilirsiniz. O zaman daha iyi olur. Yani biz bir yandan üstüne koyduk, uğraşmadık. Anladım. Yani tekrardan değil, tarifimizde örnek veriyorum 1 kilo böğürtlen varsa 1 kilo şeker, 1 yemek kaşığı limon, 1 yemek kaşığı tereyağı. Butter. Limonu kullanmamızın nedeni şekerlenmesin. Yağ kullanmamızın nedeni de çok köpük olmasın. Hem de farklı bir aroma versin diye. Okay. Anladın mı Afa? Anladım. Şimdi böğürtlenimizi ocağa koyduk. Altındaki aygazımızı açalım. Şimdi bu kaynayınca karıştırmaya başlayacağız. Bir 10 dakika kaynasın, sulanıp hemen karıştıracağız. Zaten gösteririz onu da. Şöyle ağzını kapatalım. Arkadaşlar 3-4 dakika kaynayınca bak nasıl sulandı. Udah mencair ya guys, sudah meleleh gulanya. 4 menit. Nasıl kokuyor Afa? Güzel, normal kokuyor. Güzel kokuyor, böğürtlen kokusu geliyor. Arkadaşlar böğürtlen hassas bir meyve. Onun için haldır uldur karıştıramayız. Böyle yavaş yavaş, böyle sakin bak. Jadi diaduk pelan-pelan ya guys. Warnanya bagus banget. For me ya böğürtlen, ya böğürtlenin farkı doğada böyle yetişiyor. Bilmiyorum ahududu da yetişilen, onda sıkıntı yok. Böğürtlen böyle daha dikenli, toplarken böyle daha zahmetli. Ama ahududu daha büyük ve dikensiz ya. Onun için ahududuyu daha kolay topluyorsun. Evet. Bak böğürtlen şöyle küçük, hafif aynen küçük tabii büyüklerinde geçen bulduk, daha da toplayacağız. Bak bu şekilde hafiften karıştırdık. Burada böyle köpükleniyor ya, bu köpükleri alıp atacağız. Çünkü bu köpükler reçelimizin şeffaflığını kaybettirir bize. Biraz daha kaynasın, içine yağ ile limonu atacağız. Oke, jadi ini dididihkan sebentar, nanti itu lemon sama butternya dimasukkan. Bak hafiften kaynat. Bak şeker nasıl kayboldu. Bu sadece 5 dakika kaynadı. Kaynayınca sulandı. Hoppa, çok tertemiz oldu vallahi açıkçası. Bu bir 40 dakika civarı kaynıyor. 40 dakika sonra zaten oluyor, ortalama diyorum şu an. Zaten test etme yöntemlerini de gösterdik. Bu sene maşallah güzel reçeller yaptık. Vişne reçeli yaptık, ahududu reçeli yaptık, turşularımız gelecek. İşte vişne reçelini 2 türlü de yaptık, bekletip de yaptık, bekletmeden de yaptık. Yani bu böğürtlen reçeli bambaşka güzel yani. Açıkçası böyle tamamen doğal bir tat alıyorsun. Evet. Şimdi bekleyelim, biraz daha kaynasın. İçine limonla yağımızı atalım. Okey. İçine limon suyunu ilave ediyoruz. Air limonnya udah dimasukin ya guys. Arkasından butter, tereyağı. Tereyağımız da sıcaktan erimiş. Şöyle alalım israf olmasın. Ini hawanya panas banget ya. Jadi tereyağnya udah meleleh dari tadi. Şimdi arkadaşlar bunun kıvamının gelmesini bekleyeceğiz kaynayarak. Onu da işte test edeceğiz, damlatacağız, biraz akışkanlığı gidecek falan. Bir de işte bir tabağa koyup bakacağız yani. Bu arada sakın işte çok koyu kıvama kadar kaynatmayın. Zaten soğuyunca bu katılaşıyor, daha sert oluyor. Anladın mı Afra? Ya bana kalsa bu yeterli şu an. Çünkü suyunu çok gittiği zaman hatta şey oluyor, çok sert oluyor. Bu sefer hoş bir kıvam olmuyor. Bak böyle aldım. Bu biraz soğusun bir iki dakika. Nasıl? Bak abla. Yavaş akıyor. Ready? Finish. Ya benim için bu yeterli. Neden? Zaten bu soğuyunca biraz daha katılaşacak. Yani diğer reçeller daha uzun kaynıyor, katılaşmıyor ama böğürtlen biraz daha bak hızlı katılaştı. Tamam. Okay, jadi ini udah selesai ya guys. Sekarang kita masukin ke botol. Bak. Onunla. Arkadaşlar şimdi tadım yapalım, tadımda görüşelim. Hatta ilk önce bir şişelere koyalım hatta. Onunla gösterelim nasıl koyduğumuzu. Ondan sonra tadıma geçelim. Tamam. Tamam. Bak şimdi abla. Böyle karıştırıp. Ini dimasukin ke ini ya guys, botol. Apa sih, wadah? Toples. Tamam. Tamam. Bak şimdi. Bu böyle ya. Kapağı aldık. 1, 2 çıt. 3 çıttan sonra ters çeviriyorsun. Sıktık değil mi? Bunu hafta hop ters çevireceğiz. Tamam. Bu burada olacak. Okey, anladım. Geçen Afra turşunun kapağını kapatırken tam sıkı kapatamamış değil mi Afra? Ondan sonra ya bir baktık her yerde böyle siyah siyah sular falan. Turşunun yanından akarken böyle farklı bir karışım gibi olmuş. Hep böyle masaya akmış. Sonra yeniden bir sıktık düzeldi o. Onun için bunları kapatırken güzel kapatın ki bu kapak kendini çeksin. Bak ilk reçelimizi yaptık. Şimdi bunları da şişelere koyalım. Arkasından bir tadımına bakalım. Okay. Ben eminim ya mükemmeldir. Ben seviyorum böğürtlen reçelini. Ben de seviyorum. Oke, jadi kita udah di meja makan. Kita mau nyobain selai berry liar. Arkadaşlar 1,5 kilo böğürtlenden şöyle zaten gösterdik. Bir de şöyle yarım çıktı. Bu 3'ü, 4'ü, bir tane de böyle yarım. Bunu da kahvaltıda yiyeceğiz. Böğürtlen reçellerini yaptık. 10 numara valla. Tatlılar. Ini ya guys, ini berry liar yang kita ambil di pinggir jalan. Banyak banget berry liar di sini tumbuh. Ben çok seviyorum ya böğürtleni. Ama bayağıdır yiyemiyordum. Arkadaşlar reçel böyle var ya tam kıvamında oldu. 10 numara oldu. Kalau lebih dingin lebih ini ya guys, kental. Bakalım ya nasıl olmuş. Dün balığa giderken bayıtmayı aldık. Tadım yaparız diye koyduk dolaba, şimdi tadım yapıyoruz. Yoksa ekmek bulmak zor evde. Yeah, try. Bakalım. 10 numara olmuş. Bu limonu şekerlemesin diye atıyoruz ama Afra gerçekten böyle hafif güzel bir ekşi tat da bırakıyor yani, mükemmel bir tat bırakıyor. Jadi perbedaan sama berry yang sebelumnya itu guys, itu kan berry yang kita tanam ya, lebih besar-besar hasilnya. Kalau ini berry liar kecil-kecil tapi manis guys. Kalau yang kemarin itu ada semas manisnya, ini bener-bener manis, enak. Afra en önce de böğürtlen var mıydı ya? Ben sanki sordum sana ama hatırlamıyorum. Var galiba ama çok değil, biraz. Enak banget guys, kalian harus cobain. Kalau nemu berry liar di Indonesia, cobain bikin selai sendiri. Enak banget dediyse Afra beğendi demektir. 10 numara reçel oldu valla. İmkanınız varsa toplayın, izleyerek yapın reçelinize. Ben daha seviyorum bunu. Ahududu var ya, aynı ama ben daha seviyorum bunu. Ahudunun çekirdekleri daha büyük Afra. Bak bunun çekirdeklerini hissetmezsin yerken. Ama ahududa da gerçekten böyle koca koca çekirdekler var. Evet. Jadi kalau berry yang kemarin kita bikin itu guys, ada biji-bijinya dalamnya. Kalau ini tuh bijinya hampir nggak ada, bahkan kecil banget kalau ada itu. Jadi lebih enak guys, lebih relax kalau dimakan itu ya. Bunu seçiyorum yani Ahududu'nun yanına. Bence ikisi de 10 numara. Böğürtlerin ayrı bir tadı var ya. Gerçekten. Bir de Ahududu'nun arkadaşlar büyük olduğu için çekirdekli oluyor. Ağzınıza böyle çekirdek geliyor. Eğer böyle süzgeçten falan süzmezseniz. Bu böğürtlenler daha küçük çekirdekli olduğu için o çekirdekleri hissetmiyorsunuz zaten. Ağızda kayıp gidiyor. 10 numara. Nasıl? Güzel mi? Ben beğendim Affa. 10 numara. Şaka şaka yiyorsun. Arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Sizi de sıkmayalım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kendimize çok iyi bakalım. Jadi terima kasih ya guys. Jangan lupa terus support kita. Terima kasih banyak yang udah support kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye. Bye bye guys.